Merhabalar. Son videomuzun konusu trunking konusuydu. Trunk ile arkadaşlar ne yaptık? İki switch'te de trunk portlar oluşturup VLAN'lar arası, farklı VLAN'lar arası data transferi yapabilmiştik. Şimdi ve videonun sonunda switch port mod kısmında trunk ve access'in dışında bir de dynamic diye bir kısım görmüştük. Dynamic'i de şöyle anlatmıştık, hani uygulama yapmamıştık ama demiştik ki portumuzun bir tarafı dynamic olursa karşı tarafa göre access veya trunk hangi konumdaysa karşı switch portu ona göre kendisini ayarlıyor demiştik. Şöyle de bir tablo yapmıştık. Dynamic'in de iki türü vardı. Auto ve Desirable türleri vardı. Onları şöyle anlatmıştık ama bu derste arkadaşlar bunun bir uygulamasını yapmak istedim. O yüzden bu videoyu sizler için oluşturuyorum. Şimdi bunu yapmak için şu ortadaki hattımı sileceğim. O hattın yerine ben buradaki boşta olan diğer portlarıma, mesela Gigabit Ethernet portuma bir hat takıyorum arkadaşlar. Şimdi bu hattım üstünden trunk işlemi gerçekleştireceğim. Yalnız bunu dynamic seçeneğin nasıl çalıştığını göstererek yapmaya çalışacağım. Şimdi soldaki switch'ime, yani switch 0'a tıkladım. Ve interface gigabit 00 portuna giriş yaptım. Yanlış bir şey mi yaptık? Gigabit. VLAN rift diyelim. Ha, 01 ve 02 portları varmış. Evet. Interface Gigabit 01. Evet, 01. porta girdim. Komutum neydi? Switch port mode trunk. Evet. Exit yaptım. Exit yaptım. Şimdi show interface trunk ile trunk portlarını görüntülüyorum. Bakın, Gigabit 01 portumun trunk olduğunu görüyoruz. Şu satırdan anlayabiliyoruz. Şimdi karşı tarafa gideceğim. Karşı switch'e gideceğim. Karşı switch'e gittikten sonra orada da show interface trunk diyeceğim. Bakın, ben burada Gigabit 01 için herhangi bir yapılandırma yapmadım. Fakat ona rağmen burada ne olmuş arkadaşlar? Kendisini otomatik olarak trunk moda çekmiş. Yalnız burada mod olarak ne görüyoruz? Auto görüyoruz. Yani trunk'ın auto olarak gerçekleştiğini söylüyor. Bu da neyi bize anlatıyor arkadaşlar? Hani biz burada dynamic modundan bahsetmiştik. Dynamic modu için ben default'ta auto'dur dedim. Yani bir port hiçbir mod ayarlaması yapılmamışsa, access trunk vesaire, bu otomatik olarak dynamic auto seçeneğidir. Ve ne demiştik? Eğer taraflardan biri trunksa, diğeri dynamic auto seçeneğindeyse, otomatik olarak kendisini trunka çeker demiştik o port için. Buradaki olay da o. Yani default'ta ben Gigabit 01'e mod switch port kısmında moduna hiç dokunmama rağmen kendisi otomatik olarak auto'da olduğu için ne oldu arkadaşlar? Karşı tarafa kendisini uyarladı. Ve burada ne görüyoruz arkadaşlar? Bunun otomatik olarak trunk olduğunu görüyoruz. Yalnız burada entry802.1q şeklinde bir yazılım var encapsulation'a. Burada da ne burada nano geliyor arkadaşlar. Anlaşma anlamında İngilizce. Oradaki ne, yani anlaşmalı olarak 802.1q seçeneğine geçtiğini bildiriyor arkadaşlar bize. Şimdi bunu neyle yapıyor arkadaşlar? Bunu DTP denilen bir protokolle yapıyor. O DTP protokolünde nasıl çalıştığını şöyle size göstereyim. DTP, DTP, MISK'e gelelim. DTP,
Şurada DTP'yi bakın. Otomatik olarak switch'ler birbirleriyle konuşuyor. Görüyor muyuz? Ve konuştuğu protokol de ne burada? DTP. İşte burada trunk'ın karşı tarafa söylenmesi işleminde DTP protokolleri yapıyor. DTP'nin arkadaşlar açılımı budur. Onu da yazayım ekrana. Dynamic Trunking Protocol. Evet, protokol. Bu şekildedir DTP açılımı. Bakın switchler birbirleriyle DTP görüşebiliyor ve bir taraf trunk olduğunda diğer taraf dynamic auto'da ise ne oluyor? Bunu karşı taraf kendisini trunk'a DTP olarak trunk mode'a DTP protokolü sayesinde çekebiliyor. Ha, bunu olmasını istemiyorsak, yani ben burada soldaki switch'in başındaysam, karşı tarafa otomatik olarak bildirim yapılmasını istemiyorsam ne yapmam lazım? Onun için de arkadaşlar, yani bazen şöyle düşünün, her ayarın otomatikte kalması iyi bir şey değildir. Yani biz burada ne yaptık? Gigabit portu için 0.1 de geldik. Dedik ki switch port mod trunk dedik. Karşı taraf şu anda ne? Otomatik olarak Dynamic Auto seçeneğinde. Bir Dynamic. Yani hiçbir şey yapmasak porta Dynamic Auto'da oluyordu. Ya bu her zaman da istenen bir şey değildir. Yani karşı tarafın otomatik olarak bizimle eş çalışması, bazen manuel çalışmak güvenlik gereği daha uygun olabilir. Onun için de arkadaşlar şunu yapabiliyoruz. Yani ben bu switch'teki elemansam eğer gelip şunu diyebilirim. O portuma gelirim. Switch port. Şunu yanlış yazıyorum. Interface gigabit 01. Evet. Switch port. Nanosheet komutumuz arkadaşlar DTP bildiriminin yapılmasını engelleyecektir. Evet. Bu komutu girdim. Bakın, şimdi karşı taraf DTP isteği gönderse bile artık ona cevap vermiyoruz. Yani burası auto'da hala, o yüzden DTP gönderiyor. Biz nanosheet'le DTP gönderimini engellemiş oluyoruz. Bu sayede arkadaşlar burası otomatik olarak kendisini trunk'a çekemeyecektir. Şimdi tekrar bakalım burada. Enable Show Interface Trunk. En son trunk'tı gerçi. Belki oradan kalma bir sayesinde trunk. Ayarlarını bir kaydetmek istiyorum. Ve yeniden başlatmak istiyorum. Şimdi reload diyelim. Bakalım ne oluyor. Tekrar gigabit 01'i trunk'a çekebiliyor mu? Evet. Bize bazı log bilgileri bildirdi. Bakın şuralarda. Bir bloklama olduğundan bahsediyor. Şimdi gelelim Show Interface Trunk. Bakın gigabit 01'i artık trunk listesinde göremiyoruz. Yani auto'da olmasına rağmen karşı taraf trunk anlaşmasından vazgeçtiği için switchport nanoshade komutuyla ne oldu? Buradan trunk bildirimi buraya gelmiyor. Gelmediği için de gigabit 01 portunu otomatik olarak trunk'a çekemiyor arkadaşlar. Peki ben de vazgeçiyorum. Kimseyle DTP bildirimi yapmak istemiyorum demiş olsaydık sağdaki switch'te. Nano şey dedim. Bakın orada da bana şu mesajı veriyor. Diyor ki sen
Dynamic seçeneğinde Dynamic durumunda bulunuyorsun. Dynamic durumunda bulunduğun için nanoshade komutunu giremezsin diyor. Yani dynamic konumundaysan her türlü anlaşmaya açık olmalısın. Bunu kafana göre nanoshade'e çekemezsin diyor arkadaşlar. Anladığımız bu. Yani trunk'taysak veya axis'taysak arkadaşlar bunu girebilirdik. Fakat dynamic'te olduğumuz için bu komutu giremiyoruz. Şimdi ben burada tekrar anlaşmayı yap desem veya burada anlaşmayı yap demeyelim de ne diyelim? Madem ki daha güvenli bu şekilde diyelim ki sen de trunk ol. O zaman arkadaşlar artık Gigabit 0.1'i trunk'a çektik. Ne olacaktır? Buradaki trunk görüşmelerini yapabiliyor olacaktır. VLAN'lar arası, switch'lerdeki VLAN'lar arası görüşme ortamı olabilecektir. Tabii her VLAN kendi içinde olmak koşuluyla. Evet, yani bu videoda arkadaşlar DTP protokolünden bahsettim. Size Dynamic Auto'nun nasıl çalıştığını göstermek istedim. Ve Nanoshade ile anlaşmanın, DTP anlaşmasının ne şekilde olduğunu da yine size göstermek istedim arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.